birazdan Santa Barbara'ya doğru havalanacağız. Hello the tower, November 91 Juliet Victor, holding short at runway 19, request left crosswind departure. November 1 Juliet Victor, roger, stand by. Stand by 1 Juliet Victor. Uçağımız Piper'dı değil mi Evan? Piper. Hazırsın, ben geleyim. Sen gel. Kontrollerini yaptık. Şu anda uçuş hazır. Master switch start. Los Angeles'ta El Monte'de San Diego havaalanındayım. Yanımda pilot arkadaşım Evren Akın ve Hamdi var. Eğitim alan arkadaşım Evren ile birlikte Santa Barbara Havaalanı'na kısa bir uçuş gerçekleştireceğiz. Şu anda hangara girmek üzereyiz. Oldukça sıcak hangar. Hangarı bir açalım. Uçağımız Piper'dı değil mi Evren? Piper. Pırıl pırıl gözüküyor. Daha önce böyle bir uçağa hiç binmemiştim. Hamdi'nin de bindiğini zannetmiyorum. Bindin mi sen Hamdi? Şöyle bir uçağa. Defa demo uçuşu yaptım. Bunun gibi miydi? Biraz daha küçük müydü? Büyüktü bundan biraz daha. Türkiye'de şöyle bir şey yok diyorsun. Böyle bir sistem, hangarımız var, kendimiz uçağımıza giriyoruz. Çok 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 zengin olman lazım. Ama yani şey, böyle bir kiralayabileceğim bir yer yok diye biliyorum. Yani emin olmak lazım. Sadece uçuş okulları var. Evet. Uçuş okullarında da adamlar böyle, yani bütün o uçakların durduğu hangarlar vardı büyük ihtimalle. Evet. Birazdan Evren uçağın son kontrollerini yapacak. Tek tek bir listeden geçecek. Neyi var neyi yok her şeyini, yağından tutun da kanatlarındaki bağlantı noktalarını falan her şeyini kontrol edecek. Kontroller bittikten sonra yola çıkacağız ve istikametimiz Brackett Airport olacak. Burada biraz da yakında olan bir havaalanı. Daha sonra da oradan 1,5 saatlik bir uçuş ile Santa Barbara Havaalanı'na doğru yola çıkacağız. Hangarımıza geldik. Birazdan son kontrolü yapıp uçuşa başlayacağız. Yolcu 5 kişilik bir uçak var herhalde. 4 kişilik. 4 de yani 4 tane adam tam olarak binemez herhalde. Kürsü yetmez. Evet. Bizim gibi 4 tane kişi binemez. Öyle mi? Çok kısa bir uçuş yapabilirsin. Çok kalkarsın. Yani yakıt almaman lazım. Yakıtı çok düşürmen gerekiyor. Pre-flight check. Pre-flight check yapıyorum. Şu anda neyi kontrol ediyorsun mesela? Alternator belt var burada. Bu çok önemli. Ondan sonra bunu kontrol ettim. Uçağımızın yağı çok önemli. Uçağın yağını kontrol ettim ki yağ her şey zaten. Şimdi burası tamam. Yağda yağın sadece seviyesine mi bakıyorsun aynı zamanda? Yağın hem seviyesine hem kalitesine bakıyorum. Ama zaten gelmeden önce kontrol ettim. Uçağın 100 saatlik, her 100 saatte bir bakıma giriyor. O daha 100 saatlik bakımı yaklaşık 12 saat önce tamamlanmış. Yani her şey şu anda bakımlı. Kapıyı kapatıyor musun? Yok, kapamayacağım ya. Daha kamera falan bağlayacağım. Al Hamdi. Şurada kanatta kalsam bir şey olmaz değil yok, mi? Sıkıntı. Yok, bir şey olmaz. Tek kapı değil mi? Aha. Cessna'da her iki tarafta da kapı var. Evet. Bunda sadece tek kapı var yani. Böyle birazcık amelilik oluyor. Böyle hadi in, ilk önce arkaya oturtur. Ondan sonra pilot oturuyor, en son oturan oturuyor falan. Bu ne kadar abi bunun şeyi? Buna ben şu anda $139 ödüyorum saatine. Propeller döndü. O zaman. O şey var değil mi? Bu bir engine saati gibi bir şey var. Onu... Şu. Anladım. O çalışmaya şu, başlıyor. Aynen. Yani buna şu. Göre ödüyorsun. Bunu yazıyorsun başta neyse. Evet. Yani. Ona göre ödüyorsun. Bu $139 benzin dahil ıslak evet. Ağırlığı. Senin oturacağın taraf bu taraf mı? Benim oturacağım yer burası. Sen burası. Bu benim için çok önemli. Bu benim knee pad'im. Bu knee pad'im. Ondan sonra headset. Bunu sağda oturan kullanacak. Bunu şimdi şuraya şey yapayım. Tamam. Hem de paraya kıydım, boss aldım. Hı? Paraya kıydım, boss et sağlık. Şunu versene benimkini. Kaç sene? Profesyonel bir headset bu, bayağı. Bu biraz ses izole etme. Noise cancellation.
Biraz herhalde ileri seviye bir pilot. Tabii profesyoneller için bu. Amatör adama gerek yok, 1300 dolarlık bir kulaklığa yani hakikaten biraz pahalı. Başlangıçta standart bir kulaklıkta yetiyor diyorsun. Başlangıçta benim ilk pilot kulaklığım bu işte. 130 dolarlık, 140 dolarlık bir kulaklık. Bunda noise cancellation özelliği o kadar iyi değil ama bütün pilotluk iletişimini tabii her şeyin. Ya bu birazcık lüks ya işin açıkçası. Arkada oturana şey var mı? Arkada oturana tabii onu da getirdim. Çok gürültü olur. Aynen. Kulaklıksız uçamayız. Kaç model bu uçak? Hı? Kaç modeldi bu uçak? Bu uçak 78 model bu uçak. Oo, amma sektörde uçağı. Hı? Tamamdır. Bence güzel oluyor süper. Değil mi? Bence böyle süper. Ses kaydı yapacağım ya. Tamam. Bunun her şeyi tamam. Kokpitte son kontrollerimizi yaptık. Uçağı hangardan çıkartıyoruz. Tamam, burası güvenli. Hangardan çıkarttık. Son kontrollerini yaptık. Şu anda uçuşa hazır. Birazdan Santa Barbara'ya doğru havalanacağız. Bir su almaya gidiyoruz içerideki restoran kısmına. 5 dakika sonra tekrar hangara geri gelip uçağımıza bineceğiz. Şöyle size etrafı da göstermek istedim. Bak, burası polis hangarı. Burada çok güzel, çok yeni, çok hızlı helikopterler var. İçeride hangarın içinde helikopterler var değil mi? Tabii. Şu anda dışarıdadır, uçuyorlardır bir yerde. Neyse. Solda, bu da solda. Neyse, iki tane kol alayım var, dönüşte içeriz. Bari boşuna gitmesin. Aynen. Bir de bana change verdi pezevenk. Abi her biraz kola daha ucuz ya. You don't have any warm water, either? Warm water? Thank you very much. Thank you. Have a good day. Thank you. Arkadaşlar şu anda suyumuzu aldık. Havaalanının restoranından yavaş yavaş uçağımıza doğru gidiyoruz. Bugün uçuş için oldukça elverişli bir hava var. Açık, hafif bulutlu, oldukça sıcak. Evet Andy, ilk önce sen. Ben arkaya geçiyorum. İstersen ver elindekini, biz bir tutalım onu. Sen nasıl istersen. Hadi şimdi şu şekilde uçağa bineceğim. Hazırsın, ben geleyim. Sen gel. Tamam. Bunu şuraya mı takıyorum abi? Bak, yer olacak ha. Süper, onları oraya takıyorsun. Bir şey olursa, eğer 1000 feet'in altındaysak önümüzdeki runway'lerden, önümüzdeki freeway'lerden bir tanesine direkt ben inişimi gerçekleştireceğim. Ama eğer olur da 1000 feet'in üzerindeysek, eğer herhangi bir şekilde motorumuza arıza olursa, hiç korkulacak bir şey yok. Olduğumuz gibi geri dönüp hemen kendi havalimanımıza geri döneceğiz. Bunun dışında gerekli gerekli bilgileri uçuş sırasında sizlere tekrar vereceğim. Master switch, circuit breaks, passenger brief. Okay, start. Battery alternator master. On. Navigation we don't need. Anti-collision lights. On. Landing lights we don't need. On. Pitot heat. Check. Extra for which? Okay. Throttle. One. This is Hamdi, bunu böyle yapıyorum. Prime kullanmak istemiyorum en fazla. Bu Prime yerine geçiyor aynı zamanda. 2. Prime dediğin şey mi? Hı hı. 3. And 4. Fuel pressure. Green. Oil temperature is green. Magnetos start. Set. Engine instruments are green. Controls check. Mixture full rich. Throttle 2000 RPM. Oil temperature is green. Fuel temperature is green. Oil pressure is green. Both fuel tank is agree with Burge visual. Ammeter check. Our engine is healthy. It doesn't shut. And 1000 RPM again. We're good to go, guys. Hello, the tower. November 91 Juliet Victor. Holding short at runway 19. Request left crosswind departure. Engine instruments are green. Full power. Okay, 50. 60. Rotate.
26 left, clear for takeoff. Clear for takeoff, 26 left. Rocket Tower, November 901 Juliet Victor, over the IKEA at 2200, inbound to network information, Papa. November 901 Juliet Victor, Bracket Tower, left traffic, runway 26 left. Left traffic, runway 26 left, 1 Juliet Victor. Bonanza 2 Hotel, golf traffic over Kellogg, eastbound for Bracket, altitude indicating 1900 assessment. Roger that, looking for traffic. Canyon Fire 11, Roger, are you on response? I have close to, traffic close in left base. Do you need to go now or can you wait about 30 seconds? I need to go now, sir. Canyon Fire 11, taxiway Sierra, Charlie, cleared for takeoff, no delay, traffic on base, northbound departure approved, wind 2604. Victor, contact ground 125.0. Contact ground 1 Juliet Victor. Niner 1 Juliet Victor at Foxter. Request taxi to taxi back to runway 26 left. Flying back at ground, runway 26 left, taxi via Sierra, taking the call sign. Taxi via Sierra, 1 Juliet Victor, thank you. Niner 1 Juliet Victor, roger. Okey arkadaşlar, şimdi runway başına geri dönüyoruz. Başka bir zaman, burası çok kısa, böyle fan olsun diye bile gelebiliriz. Burada da restoran, kafeterya falan var. Bracket ground, November 901 Juliet Victor. I would like to ask, can I get it? Flight following from here. November 901 Juliet Victor, affirmative, verified type aircraft and destination. I would like to get flight following for Santa Barbara Airport at 6500, Piper 151/Uniform. November 1 Juliet Victor, roger, standby. Standby 1 Juliet Victor. November 901 Juliet Victor, clear to Santa Barbara. Departure frequency 125.5. Squawk 4776. 125.5, huh? Bracket Tower, November 901 Juliet Victor, holding short at runway 26 left, request departure. 901 Juliet Victor, Bracket Tower, hold short at 26 left, land traffic. Hold short 26 left, 1 Juliet Victor. 2506, number 355, 60, rotate. Center 125.2. Sosa 512 traffic, 12 o'clock, 2 miles eastbound, 2 helicopters at 1,800 indicated, runway 26 left, clear to land. Sosa helicopters are going to continue eastbound. Sokol approach, November 901 Juliet Victor, at 6,500 feet to you. Traffic inside, Sosa 901 Juliet Victor, McGill approach, flight McGill, turn 3008. 3008, 1 Juliet Victor, thank you. Yine point değiştirdin değil mi? Aha. Şimdi onların radarına girdim. Başka bir uçakla konuşabilmem mümkün mü? Aynı frekansta mesela onun kuyruk numarasını söylerim. Eğer anladıysam. Evet. O da beni duyar anlar. Konuşurum yani. Phoenix 47, we go ahead and cancel IFR with you at this time. Phoenix 47, roger IFR cancellation receive. We're doing navigation. And you just gonna proceed southeast now. Çok hafif bir turbulans var. Santa Barbara havaalanına vardık. Biraz daha serin bir hava var. Burada yaklaşık bir 45 dakika zaman geçireceğiz. Biraz dinlenip ondan sonra tekrar El Monte'ye doğru yola çıkacağız. Pilotumuz. Merhabalar. Güzel bir uçuştu, teşekkürler. Eyvallah. Burada çok zenginler gelip uçuyor, gidiyor buraya. Şöyle göstermek istedim. Restoran bölümüne geçiyoruz. Uçağımızı park ettik. Arkamda görmüş olduğunuz gibi işletlerinin yoğun olduğu bir havaalanı. Hello. Hello. How are you? Good. Can you use the restroom? Yes, absolutely. Okay, thank you. Santa Barbara da çok güzel bir yer ya. Geldik bile arkadaşlar. Santa Barbara'dayız. Yürüyebilirmişiz bile yani. Yani burada havaalanına indikten sonra havalimanının içerisinde bir şirket var. İşletmecisi. Atlantic Aviation, evet. Onlar sana kiralık araba veriyorlar. Direkt evet, ücretsiz kiralık araba veriyorlar 1,5 saatliğine. Hı-hı. Çok güzel tabii canım. Yani böyle bir hizmet yapması lazım yani. Yoksa adam yani gel getirmen zor olur yani insan. Aynen öyle. İşte biz de onlardan yakıtımızı alıyoruz, uçağımızı bağlıyoruz. Kaç para vereceksin şimdi sen burada yakıt için mesela? Göreceğiz.
Uçak yakıtının litresi, araba yakıtının litresinden fazladır. 6 dolar falan. Yaklaşık 6 dolara geliyor galonu. Evet. Şu anda Beachside adlı restorana geldik. Burada, değil mi? Beachside'de. Beachside adlı restorandayız, evet. Santa Barbara'da havaalanına en yakın restorandayız. Burada bir şeyler yiyeceğiz. Bir kahvemizi içeceğiz deniz manzarasına karşı. Bir saat mola vereceğiz. İlk defa geliyorum Santa Barbara'ya ve çok ilginç uçakla geldim. Santa Barbara havaalanında yemeğimizi bitirdik. Birazdan dönüş yoluna geçeceğiz. Bu akşamki videomuzun sonu. Teşekkür ederiz. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Santa Barbara'dan El Monte havaalanına doğru inişimizi gerçekleştiriyoruz. Şu anda yüksekliğimiz 4000 feet. Gece uçuşu hakikaten keyifliymiş. Bayağı enteresan, güzel ışıklar, manzaralar. El Monte Traffic, November 91 Juliet Victor. At 5 miles north west of the airport for right base for runway 19er. El Monte havaalanına vardık. Uçağı hangarımıza çektik. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz uçaktan çıkmak için ve hangarımızı kapatmak için. Çok değişik bir gündü. İlk defa Santa Barbara'ya gittim. Burada uçakla gerçekleştirdik. Pilot arkadaşımız Evren'e çok teşekkür ediyoruz buna vesile olduğu için. Çok güzel bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum. Bayağı faydalı bilgiler öğrendik. Pilotlukla ilgili. Pilot olmak isteyen arkadaşlar özellikle bayağı bir şey öğreneceklerdir bu videodan. Bugünlük bu kadar. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.